Haftanın dördüncü işlem gününden herkese merhaba. İntegral Yatırım'dan Serhat Bozacı. Bugün veri gündemine baktığımızda ABD tarafından açıklanacak dördüncü çeyrek büyüme verileri, ABD ilk işsizlik başvuruları, Almanya'da Şubat ayına ait TÜFE verisi önemli olacaktır. Açıklanacak rakamlara göre piyasaların yön bulmaya çalışacağını izleyeceğiz. Bir diğer önemli konu ise dün yaşanan Hindistan-Pakistan arasındaki gerginliği söyleyebiliriz. Bu yaşanan gerginliğin küresel piyasalar üzerinde çok sert satışlar getirmediğini izledik. Ancak yapılacak olan açıklamalar önemli olacaktır. Olayların sonuçlanmasına göre piyasalar üzerinde belirleyici olacaktır. ABD vadelerine baktığımızda şu an için negatif seyrettiğini görüyoruz. Asya borsalarında da genel olarak negatif kapanışlar izledik. Şu an Almanya endeksinin de negatif seyrettiğini izliyoruz. Yurt dışındaki bu negatif seyrin bizim borsamızda gün içerisinde yukarı yönde oluşacak yükseliş hareketlerini baskılayacağını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise 105.000 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hafta başından itibaren yükseliş denemelerinin 105.000 seviyesinde dirençle karşılaştığını izledik. Olası geri çekilmelerde sırasıyla 103.500 ve 102.500 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Endeksin 103.500 üzerinde tutunuyor oluşu, önümüzdeki süreçte yaşanacak bir yükseliş hareketinde 106.000 seviyesine doğru bir hareket olabileceğini de sinyalini veriyor. Dolar tarafına baktığımızda ise çok fazla bir değişikliğin olmadığını izliyoruz. Bugün açıklanacak olan veriler takip edilecektir. Ancak dolar TL kuru üzerinde çok fazla bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Dolar da yine 5.35-5.25 bant aralığındaki sıkışık seyrin devam ettiğini görüyoruz. 5.35 seviyesi yukarı yönde kırılmadığı sürece bir yükseliş hareketinden bahsedemeyiz. Dolarda da en yakın destek olarak 5.31-30 seviyesini görüyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.